Özellikle kabızlığa sorun anlamındaki şikayetlerin giderilmesi için detoks ya da bir tüyo var mıdır? Özellikle ne yapılması lazım bu aşamada diye soralım. Çünkü kabızlıkla ilgili çok fazla soru geliyor. Evet, kabızlıkta şu şekilde probiyotiklerden takviye alabilirsiniz eğer herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa. Veya bir ılık bardak suyun içerisine 3 kuru kayısı koyup 10-15 dakika kadar bekletip su içip üzerine kayısıları tüketirseniz bu da bağırsakları çalıştırmaya başlayacaktır. Ve sahurda mutlaka bir bardak kadar kefir tüketilmesini Ayran istiyoruz. olmaz mı? Kefir Kefir arasındaki fark nedir? probiyotik bakteriler Daha içerdiği mı için bağırsaklar daha için çok daha çalıştırıyor? faydalı kesinlikle. Ve akşam iftarda az önce bahsettiğimiz posalı besinleri tükettiğimiz takdirde kabızlık ortadan kalkacaktır. Tabii iftar sonrası 1-1,5 saat sonra özellikle şöyle bir 15-20 dakika yürüyüşe çıkarsak bu da bağırsaklarımızın çalışması için son derece önemli. Eğer ki tüm gün yatıyorsak zaten kabızlık kendisini Şişkinlik, gösterecektir. ödem değil Ve mi? su içmiyoruz aslında bu süreçte. İftardan sonra kadar su içmediğimiz için haliyle kabızlık gözlemlenebiliyor. Aslında vakti olan zaman olun, yemek sonrası teraviye gitmesi müthiş bir şey. Evet, çok iyi. Hem dini Açıdan. açıdan hem de vücudunun hareketi açısından çok çok Evet. önemli. O yüzden vakti olan gidebiliyorsa ne mutlu, değil mi? Evet, kesinlikle. Hem de vücudu daha sağlıklı kılmış oluyor.